Evet arkadaşlar, şimdi kazanım 11'e geçiyorum. Soruyu şöyle biraz yukarı alalım. Çekirdeki dik kolinin açılımı yapıldığında merkez açısının ölçüsü kaç derece olur diyor. Bir kere yükseklik 20, bu 15, bu 3 kere 5, 4 kere 5, 5 kere 5'ten buralar 25, 25. Şimdi açtığımızda şöyle bir şekilde karşılaşırız. Birleştirelim şunları. Bunlar 25, 25. Şunun çevresini hesaplamam gerekiyor. Bunun çevresi 2 pi r'den 30 pi yapar. O halde şu uzunluk 30 pi'dir. Neden 30 pi olduğunu anlıyoruz, değil mi? Yani çünkü bu alt kapak, bu da onu sarmalıyordu. Şimdi bize sorulan şu açının ölçüsü. Burada şöyle yapacağım. 2 pi 25 alfa bölü 360 eşittir 30 pi'dir diyeceğim. Hesabını da buradan yapalım bakalım. Şunlar birbirini götürdü. Burada kaldı 15. 5'e böldüm. Burada kaldı 3. Burada kaldı 5. Sonrasında bunu 5'e böldüğüm zaman ne oldu? 72. Alfa 72 çarpı 3 geliyor. Buradan da 216 derece çıkıyor. Cevap C şıkkında. Geçelim. Evet, bu dik koninin taban yarıçapı kaç santimdir diye sorulmuş. Şu BC'yi bir bulalım. 90 derecelik açı altında görülüyor. 2 pi çarpı 12 çarpı 90 bölü 360 bize şu BC yayın uzunluğunu verecek. Şunları gönderdik 4. Bunları gönderdik 3. Ve şurası 6 pi çıktı. Buranın uzunluğu 6 pi. Peki bu 6 pi ise bunun çevresi de 6 pi olacağına göre yarıçap ne olmalı? 3 olmalı. Soru da zaten bize onu soruyor. Şekli biraz küçülteyim. Yani cevabımız B şıkkı. Geçelim. Şimdi burada dik koni yanal alanı kaç santimetre karedir demiş. Ben yine BC'yi bulacağım. Şurayı. Deminki sorudaki gibi. Nedir? 2 pi çarpı 9 çarpı 120 bölü 360 dedim. Şura gitti 3. Bununla bunu gönderdim. 3 ve 6 pi çıktı. Şimdi şurası 6 pi çıktı. Sonradan bu bölgenin alanı bulurken de ne yapıyorduk? 6 pi'yi taban kabul edip o 9'da yükseklik gibi düşünüyoruz. Alanımızda 6 pi çarpı 9 bölü 2. Şunlar gitti. 3. 3 kere 9. 27 pi geliyor. Cevabım D şıkkı.